9 Mayıs Pazartesi, Bir Gün Gazetesi, Güven Gürkan Öztan. Mesele tek bir fotoğraf karesi değil. Geçtiğimiz haftayı önümüzdeki sürecin hangi riskleri barındırdığını gösteren iki olayla kapadık. Bunlardan biri Özdağ'la Soylu arasındaki polemikle gün yüzüne çıktı. Diğeri ise İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi isimlerin davet edilmesi ve birlikte fotoğraf verilmesiyle patlak verdi. Birbirinden çok farklı bu iki hadise sağcılığın her formunun memleketi nasıl kuşattığını gözler önüne seriyor. Türkiye merkez ve uç sağında büyük bir itiş kakış var. AKP'nin sağda bıraktığı boşluğu doldurma, dahası ANAP tipi köhnemiş bir merkez sağcılığı diriltme sevdası öylesine iştah kabartıyor ki Millet İttifakının önemli isimleri birbiriyle kıyasıya bir rekabet içine giriyor. CHP'nin merkez aşkı, İYİ Parti'nin, DP'nin, DEVA'nın hatta Gelecek Partisi'nin merkez sağı temsil etme iddiası tuhaf bir benzeşme hali yaratıyor. Özal'ın dört eğilimi birleştirme tezinin güncel hali olan helalleşme, herkesi kucaklama, endişeli muhafazakarları kazanma söylemi muhalefetin diline pelesenk olmuş durumda. Hal böyle olunca Sosyal Demokratlar Erbakan anmasında boy gösteriyor. Türkeş'i ve Özal'ı hayırla yad ediyorken İmamoğlu gezisine AKP döneminin tetikçilerini davet etmekte beis görmüyor. İmamoğlu'nun otobüs fotoğrafı ve sonrasında yaşananlar salt bir iletişim kazası olsaydı bu durum çok çabuk telafi edilebilir ve tartışma bu denli büyümeden sönümlenirdi. Böyle olmamasının nedeni İBB sözcüsü ve İmamoğlu'nun açıklamalarıyla o kazaların zincirleme yaşanması da değildi. Aksine bizzat iktidar tarafından yok sayılan yurttaşların zihninde muhalefetin siyasi istikametine, seçime giden yolda kılavuzluğuna ve menziline dair soru işaretlerinin oluşmasıydı. Erdoğan'ın ve partisinin 20 yıllık tarihindeki en büyük başarısı muhalefete kendi siyaset yapma biçimini kabul ettirmek oldu. Bugün muhalefet her ne kadar aksini iddia etse de siyasi zafere ancak AKP gibi yapmakla ulaşılabileceğine kani olmuş durumda bol bol meydan okuma, aşırı özgüven, her iki cümlenin birine yedirilen dini referanslar, halktan biri gibi davranma adına sığ bir popülizm, kesif bir anketçilik. Ancak es geçilen önemli bir nokta var. İktidara karşı biriken öfke yalnızca şahsi antipatiden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda yurttaşların büyük bir kısmının tepkilerini yok sayan, onlara üstten bakan bir siyaset biçimine duyulan itirazdan kaynaklanıyor. Bunun bir benzerini muhalefetten görmeye kimsenin tahammülü yok. Üstelik bu kadar bedel ödemişken kimse her an kavga edelim demiyor. Lakin milyonlarca insan uzlaşma fetişizmi adına adalet duygusunun katledilmesine razı olmadığına haykırıyor. İktidar tetikçiliği yaparak demokratların hapse atılmasına en haklı toplumsal taleplerin kriminalleştirilmesine neden olan böylece iktidara can suyu verenlere alan açılmasını istemiyor. Kendine parmak sallanmasını değil, acılarının, kaygılarının, taleplerinin dikkate alınmasını arzu ediyor. Bu haklı isteğin hiç de birilerinin iddia ettiği gibi iktidarın ekmeğine yağ sürmediğini, dolayısıyla kimseden akıl almaya ihtiyacı olmadığını biliyor. Bugün Nagihanlara, yarın Selvilere verilecek payenin AKP'siz bir AKP, Erdoğan'sız bir Erdoğan yaratma riski barındırdığını haykırıyor. Tam da bu nedenle haklı haykırışının susturulması değil, tek adam rejiminden demokratik çıkış için satır başına yazılması bir uyarı olarak baş tacı edilmesi gerekiyor. İktidarın, genelde muhalefetin, özelde İBB'nin üzerindeki akıl almaz baskısı tüm demokratları öfkelendiriyor. İmamoğlu'nun gerici odakların İBB'den beslenmesini engellemesi, AKP yönetiminde yaşanan İslamcı muhafazakar dayatmaya son vermesi takdirle karşılanıyor. Dolayısıyla mesele bağcı dövmek değil, duygusal yatırım yapılmış bir siyasetçiye dair hayal kırıklığı da değil pragmatizme mahkum olmayan, ben bilirim tavrına teslim olmayan, muktedir tarafından elde bir olarak görülmeyen başka bir siyasete özlem. O fotoğraf karesine ve ardından gelen açıklamalara tepkilerin adresi yalnızca İBB başkanı ya da sözcüsü olarak görülmemeli. Millet İttifakı'nın tüm karar alıcıları üzerine alınmalı. Meclis muhalefeti bu tepkileri dar politik hesapların tuzağına düşmeden anlamaya çalışırsa bir musibet bin nasihatten iyidir lafı nihayet karşılığını bulur. Yeninin ancak sadece mitlerden, reflekslerden ve güç bendecilikten kurtularak inşa edilebileceği idrak edilebilir. 9 Mayıs Pazartesi Bir Gün Gazetesi Güven Gürkan Öztan Mesele tek bir fotoğraf karesi değil.